20 Mart'tan itibaren Yunanistan'a varan göçmenlerin umuda yolculuğu yarıda kesildi. Avrupa Birliği Türkiye arasındaki anlaşma gereği bu mülteciler bugünden itibaren Türkiye'ye gönderilmeye başlandı. Anlaşmaya göre geri gönderilen her bir Suriyeli için Türkiye'de kayıtlı bir Suriyeli Avrupa Birliği'ne alınacak. Ancak bugün yola çıkan ilk kafile arasında Suriye vatandaşı yoktu. Avrupa Birliği Sınır Ajansı Frontex'in sözcüsü, göçmenlerin geri gönderilme işleminde sorun yaşamadıklarını belirtiyor. Bugünkü süreç sakin geçti. Göçmenler görevliler eşliğinde otobüslere bindirildi ve buraya getirildi. Yine görevliler eşliğinde valizlerini alarak gemiye bindiler. Hiçbir olay yaşanmadı. Göçmenlerin teknelere bindirildiği Midilli Limanı eylemlere de sahne oldu. Bir grup aktivist limanda anlaşmayı durdurun yazılı pankartlar açtı. İnsan hakları savunucuları göçmenler üzerinden pazarlık yapıldığını söylüyor ve anlaşmanın insan haklarına aykırı olduğunu vurguluyor. Anlaşma yok, ortada bir çözüm de yok. Hepsi parayla ilgili. Ben insanları önemsiyorum. Dünyada savunmasız olan herkesi korumalıyız. Tüm kalbimle buradayım. Tartışmalara yol açan Avrupa Birliği Türkiye arasındaki anlaşma göçmenleri caydırmıyor. Bugün Midilli'den 131 mülteci Türkiye'ye geri gönderilirken Türkiye'den Yunan adasına ise 173 mülteci geçti. İlk göçmen kafilesinin geri gönderilmesi Yunan tarafı için önem taşıyor. Zira Atina, uluslararası topluma Türkiye ile olan anlaşmaya uyduklarını göstermek istiyor. Yunan hükümeti ayrıca sınırların kapalı olup, ülkede 52 bin göçmenin mahsur kalmasından dolayı durumun kontrolden çıkmasından endişe eden halkı yatıştırmaya çalışıyor.